Esenlikler sevgili dostlar. Tanrıların, özellikle yüksek tanrıların siyasi otoritenin nasıl işine geldiğine dair videomuzu daha önce yapmıştık. Şimdiki bölümde ise tanrıları yine kullanarak liderlerin nasıl halklarını ve kitleleri savaşa sürüklediğini ve Mezopotamya'dan sonra gelen Çin uygarlığını inceleyeceğiz arkadaşlar yüksek tanrılar açısından. Tanrılar savaşa gidiyor. Mezopotamya devletinin ikinci evresinde yani günümüzden 5200 ila 4350 yıl önce şehir devletler arasında savaşlar giderek artmıştı. Birinci evrede zaman zaman savaşlar yaşanmıştı ancak kentler tahkim edilmemişti. Ve anlaşmazlıklar genellikle barış içinde çözülürdü. Buna karşın ikinci evrede muazzam şehir surları her şehirde çanlarını çalıyordu. Köy nüfusları duvarların arkasında korunma arayışına girdikçe bölgedeki başlıca şehirler daha da büyüdü. Şehir devletleri bin ila 10000 kişilik ordulara sahipti. Ve savaşlar mızraklar, kalkanlar, koçbaşları ve bazıları da önceden monte edilmiş ve suda yüzebilen kuşatma kuleleriyle yapılıyordu. Savaşı kazanan ordu genellikle yenilgiye uğrayan şehrin sakinlerini öldürerek ya da köle alarak bütün şehri yağmalayıp yok ederdi. En büyük tanrılarına ait tapınağı yerle bir ettikleri de olurdu. Yani aslında burada ne yapıyorlar arkadaşlar? Fethettikleri yerin tapınaklarını yok ederek bizim tanrımız daha büyüktür demeye getiriyorlar. Bakın bunu biz Ayasofya örneğinde de çok iyi görebiliriz. Ayasofya yani bilgi evi anlamına gelen bir aslında gerçekte pagan tapınağıydı. Hristiyanlar ilk orayı işgal ettiklerinde tamamen kendilerine ait bir alana çevirdiler. Sonra Müslümanlar geldi yine kendilerine ait bir alana çevrildi. Atatürk tarafından biliyorsunuz ki müze yapıldı. Daha sonra da tekrardan şu an camiye çevrildi. Yani aslında savaşı kazanan kişilerin genelde kendi tanrılarını ve tapınaklarını dayattığını ne yapıyoruz? Şekilcilik açısından da olsa görüyoruz. Bu savaşların bariz nedenleri arasında şehir devletlerinin egemenlik alanlarını arttırmak istemeleri, toprak anlaşmazlıkları ve sunulma kanallarının veya ticaret yollarının kontrolünü elde etme girişimleri bulunmaktaydı. Bununla birlikte Mezopotamya kayıtlarında böyle nedenlerden nadiren bahsedilir. Savaşlar daha ziyade tanrıların çatışması olarak gösterilir. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar yine tanrılar savaşlara el atmış bulunuyor. Tabi tanrıların özel mülkiyetin oluşumuyla beraber ee, o kişilere de avantaj sağladığını ve başka insanları kandırmak için de kullanıldığını görüyoruz burada. Örneğin kayıtların iyi tutulduğu Lagaş ve Umma arasında bir savaş muhtemelen aralarındaki arazi üzerine çıkan bir anlaşmazlıktan kaynaklanıyordu. Yani asıl sebebi ekonomik. Umma tartışmalı bir araziyi işgal ederek Lagaş'ı savaşmaya kışkırtmıştı. Savaşın kazananı Lagaş oldu. Sonuç Ovanın üzerindeki yığılmış cansız bedenlerde. Zafer, cesetleri bir çırpıda yiyen akbabaların betimlendiği oyma bir dikili taş ile anıtlaştırıldı. Mezopotamya kayıtları bunu, Lagash'ın tanrısı Ningirsu'nun Umma tanrısı Şaraya karşı kazandığı zafer olarak anlatmaktadır. Böylece Mezopotamya tanrıları, elimizde yazılı kayıtları olan İlk savaşlara derinlemesine dahil olmuş gibi görünmektedir. Bir anlatıya göre savaş planlarını tanrıların incelemesine sunan kahinler ordulara bazen eşlik ediyor bazen de doğrudan önderlik yapıyorlardı. Çünkü arkadaşlar tabii ki getirisi çok fazla. Ganimet, köle, maalesef kadın insanların savaşa bakış açısı bu şekildedir. Zafer kazanan şehirler savaş ganimetinin bir kısmını tapınaklarına bağışlardı. Uygun bir tapınağa bağış yapılmaması şüphesiz kibir olarak kabul edilirdi. Bakın bunu da nasıl bir mantığa bürümüşler görüyor musunuz arkadaşlar? Eğer tapınağa bağış yapmıyorsan bunu kibir olarak görürler. Bu günümüzde yine İslamiyet'teki camilerdeki bağış toplamı olarak aslında... Devam etmektedir. Dikkat ederseniz vermediğiniz zaman kendinizi bir mahcupiyet içerisinde hissediyorsunuz. Özellikle cumalarda ve bayramlarda bağışlar sık sık toplanır. Eski zamanda da farklı değilmiş gördüğünüz gibi. Sadece bağış miktarı değişti. Eskiden çok büyük bir kısmını bağışlıyordunuz. Şimdi o kısım biraz daha azaldı. Ee, tanrılar savaşları başlatan ve sıkça nefret ve gazap sergileyenler olarak nitelendirilirdi savaşları başlatan hükümdarlar değil tanrılarmış. Gerçek sebebi daha demin de dediğim gibi aslında tamamen ekonomik. Örneğin çatık kaşlı tanrı Enlil kiş halkını öldürerek Erek'teki evlerini toza çevirmişti. Bu savaşların sonuçları Ur kentinin yağmalanmasına olduğu gibi gayet iyi bir şekilde betimlenmişti. Tüm sokaklar ve yollar cesetle kaplı. Bir zamanlar dansçılarla dolu açık alanlarda insanlar yığınlar halinde yatıyor. Ülkenin kanları şimdi tüm çukurları doldurdu. Kalıba akan bir metal gibi. Bedenler eriyor, güneşte kalmış tereyağı gibi. Ee, burada ben bu satırları okuduğumda hemen aklıma Kur'an okumalarım geldi arkadaşlar. Eski bir medrese mezunu olarak. Ee, yine, Allah'ın kendi yanında olduğunu Muhammed her zaman söylüyordu. Hatta meleklerin kendilerine yardım ettiğine dair birçok hadis var arkadaşlar. Yani e, karşı taraf kim olursa olsun kendisine Tanrı'nın Tanrı'nın tarafına atarak ne yapıyor? Etrafındakileri savaşmaya teşvik ediyor baktığımızda. Melekler bizimleydi. Şu kadar melek şöyle yaptı, bu kadar melek böyle yaptı. Tanrı bizim yanımızda. Ünlü bir film repliği geliyor aklıma. E, Bunda Game of Thrones da galiba e, dinlemiştim. Bizim yanımızda Tanrı varsa onların yanında kim var? E, sözü bence burada önemli bir söz. Özetle dünyanın ilk uygarlığı olan Mezopotamya'da 6.504 4000 yıl öncesinde tanrılara ilişkin olarak hangi sonuca varabiliriz? Her şeyden önce ilk tanrıların yaşam ve ölümle ilgili temel konularda yeterli yiyecek arzının sağlanmasına ve ölüm sonrası insanların yazgısına dair sorumlulukların bulunduğu açıktır. Uygarlık daha karmaşık hale geldikçe tanrılar yasaları uygulama ve yetim çocuklar için barınak sağlama gibi siyasi, adli ve sosyal sorumluluk kazandılar. Tanrıların tapınağı bir sosyal hizmetler merkezi haline geldi. Buna ek olarak tanrılar diğer tanrılarla, diğer şehirlerle savaşa girmeyi haklı kılmak için de kullanılmaktaydı. Şehir devletler arasındaki Mezopotamya savaşları tanrıların arasındaki bilinen ilk yarışma oldu. Tanrıların kısmen dünyeveleştirmesiyle eş zamanlı olarak dünyevi otoriteler de bu durumda krallar, günümüzdeki teolojik yönetimlerdeki liderler, Türkiye'deki layıklık bittiği için Türkiye'yi de içine katabiliriz. Kendileri için bazı ilahi yetkiler üstlendiler. Böylece kutsal ile dünyevi yani din ile siyaset en başından itibaren iç içe geçmiş oldu. Yani arkadaşlar kısaca uygarlık ve şehir arttıkça nüfus olarak zamanla tanrıların sadece ölüm sonrası gibi konularda değil siyasi ve adli olarak da sosyal olarak da birçok farklı şekilde savaşlarda da ön plana çıktığını görüyoruz. Hatta yine arkadaşlar biliyorsunuz ki şehit kavramı var Savaş, savaşa göndermek için insanları şehit kavramı uydurulmuştur tabii ki. Çünkü insanlar şehit kavramı, şehit olabilmek için canla savaşa giderler. Öldükten sonra cennete gittiklerine ve 72 huriye kavuşacaklarına inandıkları için. İnsanları savaştırmak için bu en iyi yöntemlerden biridir. Çünkü iyi bir motive kaynağına sahiptir. Son olarak Mezopotamyalıların ilk tanrıları kendilerini andıran görünüme, insansı niteliklere, kusurlara ve insanlara özgü tutkulara sahip olarak görmeleri ilgi çekicidir. İnsana benziyorlar yani antropomorfik demiştik. Eski Yunan filozofu Ksenofon'da insanların tanrılarını insan biçiminde tasavvur ettiklerine dikkat çekerek şunu öngörür. Atlar ve öküzler tanrıların resimlerini yapabilseler de Atlar kendi tanrılarını at biçiminde, öküzler de öküz biçiminde resmederdi. 18. yüzyılda yaşamış olan Baron Montey'i daha özlü bir şekilde şöyle der. Eğer üçgenlerin bir tanrısı olsaydı, üç kenarı olurdu. Bu nedenle dünyanın ilk uygarlığının kesinlikle dini bir temel üzerine kurulduğu açıktır. George Rooks'un belirttiği gibi, tanrılar ve onlarla ilgili fikirler, kurumları şekillendirmek, üretilen sanat eserlerini ve edebiyatı renklendirmek, kralların en yüce eylemlerinden tebaanın günlük meşgalesine dek her türlü etkinliğe nüfus etmek suretiyle Mezopotamyalıların kamusal ve özel hayatlarında olağanüstü bir rol oynamıştır. Zaten bizim itiraz ettiğimiz temel nokta da bu. İstediğiniz dine, istediğiniz tanrıya inanabilirsiniz. Ama bunu benim özgürlüğümü, özgürlük alanımı kısıtlayarak yapmamanız lazım. Tabi sınırsız bir özgürlükten biz hiçbir zaman bahsetmiyoruz. Bizim bahsettiğimiz kendi özel yaşamlarımızı iste istediğimiz gibi yaşama isteğimizdir aslında. Diğer eski uygarlıklarda bulunan tanrılara gelelim. Bugün Çin konusunda işleyeceğiz arkadaşlar. Çin'de göreceksiniz abartılmış bir atalar kültünün zamanla tanrıya dönüşmüş... Bazı liderleri bulunmaktadır. Mezopotamya uygarlığı 6500 ile 4200 yıl önce sarasına olgunluğa ulaştı. Aynı tarihlerde dünyanın en az altı bölgesinde daha medeniyetler gelişmekteydi. Paralel evrim olarak açıklamıştık hatırlarsanız bunu. Bunlardan bazıları Mezopotamya'dan etkilendi. Avrupa ve Asya'da özellikle düz olduğu için arkadaşlar rahat bir şekilde ticaret yapılabilmekteydi. Ticaret sadece tabii ki ekonomik olarak değil kültürel olarak da etkilenmesini sağladı. Bazıları ise bağımsız olarak tabii ki gelişti. Çünkü çok uzakta olan ticaret yapılamayan veya bilinmeyen kıtalar bulunmaktaydı o dönem. Ne yazık ki bunlar arasında yalnızca Mısır uygarlığı ile daha sonraki yıllarda gelişen Kuzey Çin'deki uygarlık yazılı kayıtlara sahipti. Buralarda da tanrıların Mezopotamya'dakine benzer şekilde ortaya çıkıp çıkmadığını saptamak için bu uygarlıklara kısaca bakmak yararlı olacaktır. Bunlar Mısır, Pakistan, Güneydoğu Avrupa, Batı Avrupa, Çin ve Peru'da gelişen medeniyetlerdir. Evet Mısır'dan başlayalım kapsamlı yazılı kayıtlara ve heybetli bir anıtsal mimariye sahip olduğu için Mısır yazı şeklini ve fikirlerinin bir çoğunu benimsediği Mezopotamya'dan sonra ikinci en önemli uygarlık olarak kabul edilir. 7500 yıl öncesinde Nil Vadisi'nde tarım iyice oturmuştu. Nehrin yıllık su baskınları zengin tarım arazileriyle aşırı yiyecek üretimi sağlayarak nüfusta da artışa yol açmıştı ve tanrılarda da gelişecek tabi doğal olarak. Yukarı Mısır'daki Nagada ve Hierankopolis gibi şehirlerde 5500 yıl öncesi nüfus 10.000 veya daha fazlaydı. Mısır 5100 yıl önce 5100 yıl önce idari olarak ilk firavun altında birleşmiş 42 bölgeden oluşmaktaydı. Toplumsal katmanlar arasında köleler, çiftçiler, zanaatkarlar, sanatçılar, mühendisler Yöneticiler, yazmanlar, doktorlar, rahipler ve aralarında bir firavunun da bulunduğu asiller yer alıyordu. Ekonomi sabit fiyatlarla merkezileşmişti ve tapınaklar ekonomik faaliyetlerin odağıydı. Sahip oldukları zenginliğin önemli bir kaynağı ticaretti. Tahıl, keten, papirüs ve nihai ürünleri ihraç ediyor, Sudan'dan altın, Etiyopya'dan abanos, fil dişi ve vahşi hayvanlar Lübnan'dan kereste, Yunanistan'dan zeytinyağı, Türkiye'den bakır ve kalay, Afganistan'dan lapis lazuli ithal ediyorlardı. İlk gerçek gemileri Mısırlılar inşa ettiler. Ayrıca matematikte ve tıpta ustaydılar. Mısır 5100 yıl önce birleştiğinde tanrılara saygı göstermek için tapınaklar inşa edildi. Toplumu aslında birbirine bağlayan bir tutkal olarak düşüneceğiz bu tapınakları. Bu tapınaklar meditasyon yerleri değildi. Daha ziyade Tanrı'nın eviydi. Beytullah gibi düşünün yani. Mez Mezopotamya'da olduğu gibi ilk tanrılar doğal güçleri temsil ediyor, yaşam ve ölüme dair konularla ilgileniyorlardı. Bunlar arasında güneş tanrıları Horus ve daha sonraları ortaya çıkan Ra, bir ay tanrısı olan Thoth, Gökyüzü tanrısı Nut, hava tanrısı Shu ve fırtına tanrısı Set bulunmaktaydı. Yine arkadaşlar gördüğünüz gibi doğa olaylarının ve bazı gök cisimlerinin tanrısallaştırıldığı görülmektedir. Mezopotamya'da olduğu gibi birçok tanrı ikinci dünyevi görevler üstlenmişti. Artık sosyal, adli ve ekonomik olarak tanrılar işe el atıyor siyasi anlamda. Örneğin ay tanrısı Tot yazı yazma, bilgi, hesap yapma ve zamanı kaydetme işlerinden sorumluydu. Ayrıca Mezopotamya'da olduğu gibi Mısır'daki tanrılar da insana benzer şekilde tasavvur edilmekteydi. Eski Mısır tanrılarından bir diğeri de aslında Yukarı Mısır'ın yerel doğurganlık tanrısı olan Amon'du. Daha sonraki yıllarda Amon tüm tanrıların içinde en önemlisi kabul edildi ve Amon Ra olarak güneş tanrısıyla birleşti. Bunu söylememe gerek yok ama biliyorsunuz yine söyleyeyim. Amin kelimesinin, amen kelimesinin kökeni Kıptice dildir arkadaşlar. En önemli Mısır doğurganlık tanrısı Nil'deki su basmaları ve verimli ürünleri ile ilişkili Osiris idi. Osiris bildiğimiz Satürn arkadaşlar veya Yunan mitolojisindeki Kronos. Mezopotamya'daki Dumuzi inanla mitinin bir tekrarında Osiris kız kardeşi Isis ile evlenir. Aynı Hazreti İbrahim'in arkadaşlar Sara ile evlenmesi gibi. Ve kıskanç kardeşi Set tarafından öldürülür. Burada da mevsim döngüsüyle bağlantısı görülüyor. Daha sonra Isis tarafından tekrar hayata döndürülür. Buna takiben Osiris yeraltı dünyasının tanrısı olur. Yani karanlık e, karanlık güneş olarak çevirebiliriz. Yeraltının tanrısı oluyor. Aynı zamanda hasatın iyi olması için yeryüzüne geri dönmeyi sürdürür. Bu da tarımla Bağlantısını gösteriyor. Yani arkadaşlar temelinde öykülerin hepsi aslında insanların ihtiyaçlarıyla ve bilemediklerini açıklamaya çalışmalarıyla bağlantılı. Bunu da öyküleştirmişler gayet doğal. Çünkü öykü daha kolay bir şekilde aktarılır. Yani Tabi kulaktan kulağa geçtikçe ne yapar? İsimler değişir, öyküler hafif değişir değil mi? Yazılı metne geçirilmedikten sonra bu öykülerin değişmesi gayet normaldir. Bununla birlikte Mısır dininin göze çarpan asıl özelliği ölüm takıntısıydı. Yunan tarihçi Herodot Mısırlıları şimdiye kadar karşılaştığı en dindar insanlar olarak tanımlamış ve bu halkın sürekli ve ayrıntılı bir şekilde uyguladığı dini ritüeller ilgisini çekmişti. Eski medeniyetler hakkında kapsamlı bir şekilde yazmış bir uzman olan Edith Hamilton Mısır'ı görkemli bir imparatorluk olarak nitelendirerek ölümün bu ülkedeki en önemli meşgale olduğunu vurgulamıştır. Yüzyıllar boyunca sayısız insan ölümü kendisine en yakın ve en tanıdık şey olarak düşündü. Muazzam sayıda ürün vermiş olan Mısır sanatının ölüm merkezde oluşu bu konuyu inandırıcı şekilde ortaya koyan olağan dışı bir durumdur. Mısırlılar için gerçekliğin kalıcı dünyası gündelik yaşamını sürdürürken yürüdüğü yolların dünyası değil ölüme uzanan yoldan şimdi gitmesi gereken dünya idi. Arkadaşlar buranın altında şu yüzden çizdim. İslamiyet'te de var bu. Bu dünya geçici bir dünya. Oyun ve eğlenceden ibaret diye ayetler var. Yani sen asıl diğer dünya için çalış. Bu dünya için değil. Tabi bu ahlaki olmadığını düşünüyorum. Sadece tanrı korkusundan ya da kendi çıkarı için cennete gitmek amacıyla yapılan ibadetler bence çıkar ilişkisine dayanan ve tanrıyı kandırmaya çalışan Yüce ve aşkın Tanrı'ya inananlar için konuşuyorum. Bir e, utanç tablosu adeta. Bunun yerine Einstein'ın panteistik Tanrısı çok daha arkadaşlar mantıklı olduğunu söyleye söyleyelim. Mısırlar için de öyleydi. Ahiret normal dünyadaki durumdan daha önemliydi. Zaten dünya kelimesinin kökü de buradaki hayat demektir arkadaşlar. Yani dünya geçici hayat. Önemsenmeyecek bir hayat. Sen sürekli tefekkür içerisinde ol. Ve sürekli Allah'a, Tanrı'ya artık hangi yaratıcı güce inanıyorsan sürekli tap. Siyaseti fazla karıştırma, ekonomiyi fazla karıştırma, onunla biz ilgileniriz anlamı taşıyor. Yani kısaca halkı kandırmaktan başka bir şey değil. Dünyevi işlerden uzaklaş, o işleri bize bırak. Mal da mülk de bizim olsun. Tarikatlar, cemaatler, şeyhler, şıhlar bunlar bunu kullanıyorlar zaten. Ve insanları tabii ki maalesef kandırıyorlar. Eski Mısır bilimcisi Salma İkram'a göre ölüm yaşam yolculuğunun bir parçasıydı. Ölüm sonrasında bir geçiş ya da dönüşümle hayatın bedensel değil ruhsal olarak başka bir biçimde devam edeceğine işaret ediyordu. Bu da İslamiyet'te yansımaları var. İşte e, ahirette yine ruhların toplanması, bedenlerin tekrar tekrar değiştirilmesi, e, bazı hadislerde kadınların 18 yaşında erkeklerin 33 yaşında dirilmesi gibi farklı işaretler İslamiyet'te de var. Mısır'daki en eski insan gömütleri içinde birkaç mezar eşyası bulunan çöldeki basit mezarlardı. 5500 yıl öncesine gelindiğinde büyüyen birçok kasabada geniş mezarlıklar bulunmaktaydı. Bakın tanrılar geliştikçe mezarlar da gelişiyor arkadaşlar ve mezarlar daha karmaşık hale gelmişti. Bazı mezar odaları tuğla ile kaplıydı ve ölenlerin sosyal konumlarına ve zenginliklerine bağlı olarak farklı mezar eşyalarına ayrılan bölümler vardı. Günümüzde de öyle bir fakirin mezarıyla hemen bir tahta koyuyorlar gömüyorlar. Zenginin görkemli mermerden yapılmış mezarı aynı değil. Tabii bu Türk kültürüyle bağlantılı bir şey onu söyleyeyim. Yoksa İslamiyet'te böyle mezar taşları falan gerçekte yok. Yani Arabistan'daki kültürü incelersek daha çok ölen kişilerin Müslümanlardan bahsediyorum dağlara gömüldüğü ya veya dağlar kısmına yakın yerlere gömüldüğü görülmektedir. Yani yine toprağa gömülme var ama mezar taşı tamamen Türk kültürüne ait bir özellik. Necef kentinde Hristiyan mezarları ha oralarda biraz daha belirginleştirmek için dünyanın en büyük mezarlığı orada çünkü. gömülmeleri ...daha netleştirmek amacıyla yapılmış bazı e, işaretler bulunmakta. Hierankampolis'teki eski bir mezar, savaş, av ve nehirde yolculuk sahnelerini tasvir eden duvar resimleriyle süslenmişti. 5.500 yıl öncesine gelindiğinde asillerin ve sıradan insanların gömüldükleri yerler Abidos ve Sakkara'da kraliyet mezarlıklarının kurulmasıyla ayrılmıştı. Bir kraliyet mezar alanı 123 metre uzunluğunda, 64 metre eninde ve 11 metre yüksekliğinde duvarlarla çevriliydi. Bir başka mezarda kralın hizmetkarlarının mezarları kraliyet gömütünün etrafında düzgün şekilde sıralanmıştı. Göründüğü kadarıyla hizmetkarlar öbür dünyada krala eşlik etmeleri için ya ölmeye gön gön gönüllü olmuşlar ya da zorla ölüme gönderilmişlerdi. Ancak mezarlık alanlarının özenle hazırlanması daha yeni başlıyordu. Mısır'da kraliyet mezarlarının üzerine muhtemelen anıtsal amaçlı bir yapı olarak dikdörtgen bir taş sundurma inşa etmek yaygın bir uygulama haline geldi. Aynı bizim mermer taşları gibi işte. Daha sonra 4600 yıl önce Zoser adlı bir firavun bu fikri detaylandırdı. Ve Sakkara'da büyükten küçüğe doğru 5 katlı taş sundurma inşa ederek 60 metre yükseklik ilk Mısır piramidini yaptı. Ardından gelen her firavun mezarı içinde daha büyük bir gömü yerine sahip olmak için ısrarcı olunca bir piramit furyası ortaya çıktı. Ben daha büyük kralım anlamına geliyor aslında tabii ki bu. Bu furya 4500 yıl önce firavun Kufu tarafından yaptırılan Büyük Giza ile en üst noktaya vardı. 53 bin metrekare alanı kaplayan bu piramit 147 metre yüksekliğindeydi ve yapımı için bazıları 15 ton ağırlığı ulaşan 2 milyon parça kireç taşı bloğu kullanılmıştı. Haklı olarak Giza piramidi antik dünyanın 7 harikasından biri olarak görülüyordu. Bu tür ihtişamlı gömü yerlerinin arkasında yatan düşünce neydi? Şansımıza elimizde bu soruyu cevaplamamıza olanık tanıyan eski Mısır'a ait yazılı kayıtlar var. Mısırlılar insanların ölümden sonra da yaşamaya devam ettiklerine ancak başka şekiller aldıklarına inanıyorlardı. Bu şekillerden biri olan K, bedenin yaşamda sahip olduğu görünümünün aynısına sahipti. Diğer bir şekil olan Ba ise kişinin ruhu ya da manevi kimliğiydi. Ne demek işte ahirette beden olarak da diriliyorsun, ruhun da var. Bakın aslında Mısır, Mısır mitolojisiyle de benzer K ve Ba. Ölülerin tanrısı Osiris, ölümden sonra ölen kişinin kalbini teraziye koyar. İslamiyet'teki mizan terazisi gibi. Hakikat, bilgelik, dürüstlük ve kozmik düzen ilkelerine göre tartardı. Kişi iyi bir yaşam sürdüyse kalp hafif olurdu. Allah kalbinizi hafifletti. Bu kelimeyi hatırlayın arkadaşlar Kur'an'dan. Ve teraziler dengede dururdu. Böylece eski Mısır dilindeki sazlık adı verilen öbür dünyadaki ebedi yaşam garanti altına alınmış olurdu. Ancak kişinin kalbi günahlarından dolayı ağırlaşmışsa teraziler denge gelmez ve kişi sonsuz yaşamdan mahrum bırakılırdı. Yani bu cehennemde yanmaktan bence daha büyük bir e, ceza. Yani tamamen yok olmak. Acı çekmek mi yok olmak mı? Yok olmak insanlar için daha büyük bir ceza olduğunu inanıyorum ben. Hiç kimse yok olduğunu e, düşünemez. Bu yüzden de cehennemde yanmak zaten bir tanrı figürüyle tamamen çelişmektedir arkadaşlar. E, çünkü tanrının günahları cezalandırma işlemi kader konusuyla da bağlantılı bir konu biliyorsunuz. Bunun tartışmaları zaten sık sık hem biz non teistler açısından hem de teistler açısından yapılmakta. Hatta teistlerin kendi içerisinde de bir tartışma konusu. Kaderi kendi mi yazar yoksa kader sonradan insan tarafından mı oluşturulur? Cüz'i irade, külli irade diye bazı şeyler uydurup kurtarmaya her ne kadar çalışsalar da bu en büyük çelişkilerden biridir dinlerin. Kişinin kası dünyevi şekliyle aynı olduğu için bu biçimin korunması amacıyla mumyalama önemli bir uygulamaydı. Mumyalama bilimi ve sanatı Eski Mısır'da oldukça gelişmişti. Ve bu işlem Mısır uygarlığının ayırıcı özelliği olarak görülmektedir. En özenli ve pahalı şekli söz konusu olduğunda mumyalama süreci 3 ay veya daha uzun sürebilmekte ve yalnızca kraliyete mensup ve zengin insanlar için yapılmaktaydı. Diğerleri kısmi mumyalama ile yetinmeliydi. Yoksullar içinse mumyalama hiç yapılmazdı. Yine gördüğünüz gibi zenginin çarkı dönüyor arkadaşlar. Yani öbür tarafta bile ayrıcalıklar. Bu tarafta yetmiyor bir de öbür tarafta ayrıcalıklılar. Bu dinlerin yalan olduğunu göstermek için daha ne gösterebiliriz ki size bilmiyorum arkadaşlar. Yoksul Sevgili yoksul halkımız kandırılıyorsunuz. Tüm bedenin mumyalanması için kafatasının tabanında bir delik açılarak beyin çıkarılır ve önemsiz olduğu kabul edilerek çöpe atılırdı. Bakın beyin hiçbir işe yaramıyor zannediliyordu. Bu yüzden İslamiyet'e düşünme eylemi, duygu eylemi kalpler ile bağlantılı geçmiştir. Ee, Mısır'da da böyleydi. Bu ta Mısırlı'ya dayanan bir durum. Neden beyni tartmıyorlar da kalbi tartıyorlar zannediyorsunuz mizantel aslında. Çünkü duygular orada zannediliyor. Düşünceler orada zannediliyor. Sevap ve günahlar orada toplanıyor zannediliyor. Gerçek ise tamamen bunların hepsi beyinle bağlantılıdır. Daha sonraki aşamada karın kesilerek akciğerler, karaciğer, mide ve bağırsaklar çıkarılırdı. Bu iç organların hayata önem taşıdığı düşünülüyordu. Bu yüzden her biri o organa bakan belirli bir tanrı ile ilişkili olan 4 kanopos kavanozu içine konulurdu. Kanopos kavanozunu açmamız lazım arkadaşlar. Mısır'da günümüzde su altında kalmış bir antik kent olarak geçiyor. Daha sonra kanopus kavanozları vücutla birlikte saklanırdı. Osiris tarafından teraziyle tartılacağı için kalp hiçbir zaman yerinden çıkarılmazdı. Vücuda daha sonra 70 gün süreyle su çeken bir çözelti olan natron emdirilirdi. Bu sürenin sonunda vücut tamamıyla kuruyarak gevrek ve kırılgan bir hal alırdı. Daha sonra 15 gün süren ayinler tarife uygun yapılarak vücut dikkatlice bandajlanırdı. Burada bir inisiye olmadan bahsediyoruz tabii ki. Parmak gibi herhangi bir kısım koptuğunda yerine yapay bir parçanın konması gerekiyordu. Vücudun bütün olmasına ve olabildiğince kişinin hayatta olduğu gibi görünmesine çok dikkat edilirdi. İnsanların dışında hayvanların da ara sıra mumyalandığı olurdu. Tabi zengin hayvanları bunlar da. Bazı durumlarda hayvan ölen kişi tarafından çok sevildiğinde bu işlem yapılırdı. Bazen ölen kişiye öbür dünyada yardım etmesi için hayvanlar mumyalanırdı. Bazen de ölen hayvanın tanrılardan birinin dünyadaki reenkarnasyonu olduğu düşünüldüğü için mumyalanırdı. Örneğin Amun'un bazen bir koyun olarak, Hator'un bir inek olarak, Horus'un da bir şahin olarak dünyaya geldiği düşünülüyordu. Burada Hator'un inek olması önemli çünkü o dönem Boğa çağı olduğu için arkadaşlar Boğa çağıyla bağlantılı olduğu için Hator şeylerine çok rastlıyoruz heykellerine. Mısırlılar öbür dünyadaki yaşamın bu dünyadakine benzeyeceğine inandıkları için sahip oldukları eşyaları yanlarına almaya yönelik hazırlık yaparlardı. Bu nedenle Mısır'da bol miktarda mezar eşyası bulunurdu ve medeniyetin sonraki dönemlerinde bu miktar daha da artmıştı. Carol Andrews'in bu konudaki kitabına göre zengin bir kişinin mezar eşyaları arasında şiltesi ve başlığıyla eksiksiz halde yataklar, minderleriyle birlikte sandalyeler ve tabureler, kutular ve sandıklar, kilitler, peruklar, sandaletler, bastonlar ve büro malzemeleri, şarap küpleri, kese tipi çantalar, her türlü mücevher, aynalar, taş kaplar, yelpazeler, oyun tahtaları, masalar ve tezgahlar yer almaktaydı. Yanında götürebildiğin her şey kardır diye düşünen bir kraliyet üyesinin mumyasında takılı 22 bilezik ve 27 yüzük bulunmuştur. Mısır'da ölüm sonrasıki hazırlıkların nedenli büyük ölçekli olduğu 1922'de kral tutankamon'un mezarının bozulmamış bir şekilde keşfedilmesiyle ortaya çıktı. Mezarın duvarlarındaki kesimler gökyüzü tanrısı Nut'u tutankamon'u sazlıklarda yani öbür dünyada samimiyetle karşılarken ve Osiris'te tutankamon'u kucaklarken tasvir etmekteydi. Şimdi Nut burada kadın, yer erkek olarak geçiyor. Normalde mitolojilerde tam tersidir. Ama e, Mısır mitolojisinde kadın göktür, yer erkektir. Onu da vurgulamış vuralım, olalım. Mezar 40 kutu mumyalanmış gıda, 116 sepet meyve, 40 kavanoz şaraf ve giyim eşyaları, yataklar, sandalyeler, silahlar ve savaş arabalarıyla doldurulmuş kakmalı sandıklarla dolup taşıyordu. Ayrıca mezarın tam merkezinde matruşkalara benzer şekilde çarpıcı bir kırmızı kuvarsit dait içinde yaldızlı bir tabut, bunun içinde başka bir yaldızlı tabut ve bunun içinde de saf bir altın tabut bulunmaktaydı. Nihayet bu altın tabutta altın bir maskenin ardında tutankamonun mumyası huzur içinde yatıyordu. Bu çok önemli bir olay arkadaşlar. Kral Tutankamonun mezarının bulunması eee Oradaki insanlar açısından baktığımızda e, lanetli olduğunu düşünüyorlardı. Tabii ki böyle bir lanetin gerçek olmadığını söyleyelim. Mısır mezarlarında üç tür mezar eşyası olurdu. İlki yiyeceklerdi. Mısırlılar kişi ölmesine rağmen kavalarının hala gıdalara ihtiyaç duyduklarına inanıyorlardı. Bu nedenle mezara yiyecek bırakılırdı. Ayrıca mezarın dışında kanun ulaşabileceği bir yerde üzerine yiyecek olan bir sunum masası hazırlanırdı. Mezarın dışındaki bu yiyecekler düzenli aralıklarla ölen kişinin ailesi tarafından yenilenirdi. Baktığımızda dezavantajlı bir durum arkadaşlar. Yani zaten senin tarımda kazandığın ne kadar ki gidip bir kısmında orada mezarı, mezara düzenli aralıklarla götürüyorsun. Yani işte dinlerde mantık aramak. Saçma arkadaşlar. Bunun yerine yoksulları, açları doyursanız bence çok daha iyi olurmuş. Bazı yiyecek kaplarının üzerine ölen kişiler sağlık ve maddiyat gibi dünyevi konularda yardım talebinde bulunan yazılar yazılırdı. Burada yardım e, şefaat olarak geçiyor biliyorsunuz İslamiyet'te. Bu konuda tartışmalı. Şefaat var mı yok mu? Bazı ayetler var diyor, bazı ayetler yok diyor. Çünkü bakın temelinde yine Mısır'da da benzer bir durumu görüyoruz. Sakkara'da gömülü bir prensese ait mezarda bulunan bıldırcın, arpa püresi, güvercin yahnisi, ızgara, balık, Biftek, pirzola, böbrek, ekmek, şarap, meyve, peynir ve tatlı olarak kek gibi çeşitli yiyecekler. Kraliyet ailesini ve zengin insanların kağlarının çok güzel beslendiklerini göstermektedir. Tabi fakire çalış, siz kölesiniz, ölünce kralsınız de sen istediğin gibi yaşa. 5500 yıl öncesinde tarihlenen Akrep Kral 1'in mezarı odasında Ürdün Vadisi'nden ithal edilen 700 kavanoz şarap vardı. Mısır mezarlarında bulunan ve belki de sadece gömütlere özgü olan ikinci tür mezar eşyaları Şapte adı verilen küçük heykellerdi. Mısır mezarlarının ilk dönemlerinde kraliyet ailesine ve zengin insanlara hizmet eden hizmetkarlar hizmet ettikleri kişinin yanındaki mezarlara gömülürlerdi. Böylece bu insanlara öbür dünyada kulluk etmeyi sürdürürlerdi. Yani sen kölesin, ölünce de kölesin. Devam et. O insanların tabii ki isyan etmemesi için dinler gerekliydi gördüğünüz gibi. Bu uygulama daha sonra yerini, yerini hizmetkarların kendilerinin değil, heykellerinin yani şaptilerinin gömülmesine bıraktı. Şaptilerin öbür dünyaya ulaştıklarını yeniden dirileceklerine inanılıyordu. İlk önceleri mezarlara sadece birkaç şapti konurken daha sonra yapılan mezarlarda şapti sayısı yılın her günü için bir hizmetkar olacak şekilde genellikle 365 idi. Birçok mezarda şabdilere görevlerini hatırlatan yazılı talimatlar bulunmaktaydı. Ey şapti! Efendin ölüler diyarında sana herhangi bir iş yapmanı buyurduğunda tarlaları hazırlamanı, toprakları sulamanı ve doğudaki kumları batıya taşımanı emrettiğinde emrinizdeyim diyerek cevap ver. Yani bu fakirlerin gerçekten nedir çekti arkadaşlar kölelerin bu dinlerden daha iyi görmenizi istiyorum. Geçen Diyanet Başkanı da açıklama yapıyor. Fakir olmanıza şükredin veya başka bazı tarikat şeyleri işte Ahmet Hoca mesela Cübbeli Ahmet Hoca açıklama yapıyor. Yok diyor. Ölenler 200 yıl, 100 yıl daha önce cennete girecekler. E tabi millete yalanı vurun. Siz zenginliği götürün. Eğer fakirlik fakirler 100 yıl önce cennete girecek olsalar da emin olun hepsi fakir olmak isterlerdi. Ama çoğu tarikatçının ve cemaatçinin de bu dine inanmadığını düşünüyorum ben samimi olarak. Bunu bir çıkar ilişkisi olarak kullandıkları da bence belli. Bakanlıklarda palazlanıyorlar en zengin lüks araçlara biniyorlar. Yaptıkları ise hiçbir şey yok. Benim fakir halkımı sömürerek, dini duygularını istismar ederek bunu yapıyorlar. Bunu da engellemek için elimizden geleni yapacağız. Bunu yine hiçbir maddi ve manevi çıkar gözetmeksizin arkadaşlar. Mısır mezarlarında üçüncü tür mezar eşyaları ölen kişi için yazılmış talimatlardı. Bu talimatlar nefes almaya tekrar nasıl başlanacağı, bacaklara nasıl güç verileceği, öbür dünyaya ulaşmak için yol tarifleri ve oraya varıldığında ne yapılması gerektiği gibi tavsiyeler içermekteydi. Utanmasalar cennet arazisini de satacaklarmış yani. Birçok mezarda bulunan bir talimat serisine turist rehber kitapları dizisinden Frommer'ın öbür dünya için rehber kitabını andıracak şekilde Ölüler kitabı adı verilmiştir mezar duvarlarında bulunan ayrıntılı resimler ölen kişi için görsel talimatlardı. Ve içlerinde bira yapmayı anlatanlar bile vardı. Eski Mısır'daki en büyük tapınakta yani Panteon, ölülerle ilgili sorumluluk yüklenmiş birçok kişi bulunuyordu. Ölüleri öbür dünyaya götüren Osiris ek olarak gökyüzü tanrıçası Hator'da ölülere öbür dünyada kılavuzluk yapardı. Burada ölüler tüm tanrıların anası Neit tarafından karşılanırdı. Ölülerin kalplerinin terazide tartıldığı yargılama işlemi, teraziyi tutan ve mumya sargılarının tanrısı olarak bilinen Anubis birlikte gerçek ve adalet tanrısı Maat ve Osiris tarafından gerçekleştirilirdi. Mısır'da kutsal olan ile dünyevi olanın tamamıyla bütünleşmesi Mezopotamya'dakinden bile daha belirgindi. Antropolog Bruce Trigger'ın kaydettiği gibi dinin günlük yaşamdan ayrılmadığı, Mısırlılarda din sözcüğü yoktu. Tanrıların tüm güce sahip oldukları kabul edilirdi ve Firavun dünyadaki tanrıların temsilcisiydi. Daha sonra Firavunların yaşayan tanrılar olduğuna inanıldı ve böylece Firavunlara da tapılmaya başlandı. Tapınakların bakımından sorumlu olan rahipler ilahi iradenin tercümanları olarak gitgide önem kazandılar. Bu nedenle hükümet Mısır hayatına egemen olan dinin unsurlarından sadece biriydi. Sazlıklara yani öbür dünyaya ulaşmak ve sonsuz hayatı tanrılarla paylaşmak her Mısırlının hedefiydi. Giza'daki gibi dev piramitler ve Tep'teki gibi muazzam tapınaklar mevcut yaşamın ebedi hayat yolunda kısa bir mola olduğuna dair görsel kanıtlardı. Evet böylece hem tanrıların savaşa nasıl insanları teşvik ettiğini, tabi insan uydurması olarak, hem de Mısır mitolojisinin dinle ne kadar bütünleşik olduğunu gördük arkadaşlar. Ve yüksek ilahlar oluşmaya gördüğünüz gibi nüfusun artışıyla beraber devam ediyor. Ya da ataların abartılmasıyla beraber yüksek ilahlar ortaya çıkabiliyor çık diyebiliriz. Ölüm ve rüyanın da burada çok büyük önemi bulunmakta. Sevgili arkadaşlar Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu 16. videoydu. Videolarımıza devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bilim ve sanat ile kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.